Aslında dünyada çevremizdeki bütün detaylara baktığımızda, yani medeniyetlerin oluşturduklarına da baktığımızda anlıyoruz ki kesin olarak Allah var, din var, Allah yaratmış insanları. Yani evrim sürecinden geçip de çeşitli işte zamanlar sonucunda gelişmemiş insanlar, sanat anlayışı olan, ruh sahibi olan, akıl sahibi, mantık sahibi olan medeniyetler vardı. Şimdi de bu medeniyetler Allah'ın izniyle devam ediyorlar. Dolayısıyla aslında dinin varlığını bilmek insanlar için çok büyük kolaylık. Fakat bunu bilmeyip kendilerine zulmeden birçok insan var. Hatta bunun sıkıntısı içinde belki günlerce, aylarca geçiyorlar. Mesela öfke aslında bunlardan bir tanesi. Birçok insan öfkesini dindirmek için çok çeşitli yollar denemiş olabilir. Çok psikolojik tedaviler geçirmiş olabilir. İşte aylar, yıllar hep televizyonlarda duyuyoruz zaten. Fakat sonucunda bir çözüm bulamamış olabilir. Ama aslında dinin içerisinde Allah'a inanan bir insan için bu çok kolay. Allah'ın dilemesiyle her an bir insan bir dakika bile düşündüğünde çok kolay çözümünü bulabilecek, akıllı, mantıklı, tutarlı cevaplar verebilecek ve Kur'an'a uyduğunda bakacak, görecek ki o insan aslında öfke diye bir şey o kadar da dindirilmesi zor bir durum değil. Zaten her şey Allah'ın kontrolünde, zaten her şey kaderde belli. Dolayısıyla inşallah Müslümanlar için güzel tepki vermek, mutlu olmak, huzurlu, neşeli olmak aslında kolay. Bu nasıl oluyor? Kadere teslim olmakla oluyor. Her şeyi yaratanın Allah olduğunu bilmekle oluyor. Belki birçok insan işte kalktığı andan itibaren eşiyle kavga eder, trafikte kavga eder, iş yerinde kavga ediyor olabilir ve bunun içinden de kurtulmak istiyor olabilir. O sıralarda düşünsün, kadere tabi, yani ne bundan önce yaşadıklarını şimdiye kadar değiştirebildi, ne bundan sonra yaşayacaklarını değiştirmeye güç yetirebilir. Sonsuz bir aklın, sonsuz bir gücün kontrolünde ve ona teslim olmuş bir insan olduğunu düşünsün. Ve her olayı kaderinde mutlaka Allah'ın yarattığını düşünsün. Bunu bana şu an Allah yaratıyor desin. Ve o insan gerçekten inşallah Allah'ın dilemesiyle görecektir ki zaten yatışacaktır. Yani öyle öfke duyacak bir gücü kalmaz o insanın. Çünkü zaten öfke duyabileceği kişi karşısında zaten Allah'ın bir tecellisi. Zaten o kişiyi Allah yaratıyor ve o anda kaderinde var. Hiçbir şey yapamaz. Ve bu dünyada zaten Allah imtihan olarak birçok olay yaratabilir. Ve o insan o sırada deneme olmuş oluyor. Yani ona karşı ya sabır gösterecek ya da işte öfkeye duyup kendine zulmetmiş olacak. Sabır göstermek, her zaman sevecenlikle, affedicilikle, bağışlamayla karşılık vermek Müslümanların zaten çok zevk alarak uyguladıkları bir davranış çeşididir. Zaten Allah'tan çok korktuğumuz, Allah'ı çok sevdiğimiz için zaten affetmek, sevgi göstermek ve inşallah hep tevekkül etmek bizim çok hoşumuza giden bir nimet. O yüzden herkese bu nimetleri tavsiye ediyoruz. Bu nimetleri bilip de tabii bir insanın karşısında mesela öfke duyan, sıkıntı duyan, gerginlik duyan birini görüyor olması, hep televizyonlarda, dışarıda birçok insan görmüştür. Tabii ki bizim hoşumuza gitmeyen bir şey. Her insanın mutlu yaşamasını isteriz. Çünkü bu tür öfke ve gerginlikler aynı zamanda sırf insanın o anki ruh halini etkilemez. Biliyorsunuz birçok araştırmalar yapıldı. Sağlığını da etkiliyor. Yani kalp hastalıklarına sebep oluyor. Tansiyona, mide rahatsızlıklarına, cilt bozukluklarına, şeker hastalığına, birçok hastalığa sebep oluyor. Ama çözümü çok kolay. Allah'ın dilemesiyle yine her şeyde olduğu gibi çözüm Kur'an ahlakını uygulamakta. Çözüm Allah'a teslim olmakta. Başka bir çözüm insanlar aramasınlar. İnsanların mantığına göre bir çözüm olmuyor. Her zaman için Allah'ın dediğiyle inşallah oluyor.